İstemediğimiz işleri nasıl yapacağız? Kendimizi nasıl motive edeceğiz? İstemeye istemeye bir şey yapıyoruz ama biz bunu niye yapıyoruz? Bir ya dışarıdan zorlanır ya da uzun vadede bir faydasını umduğumuz için. Abi, Abi yarın sabah sabah çıkacağımız belli mi falan. E tabii ki o zaman hiçbir şey yapmayalım ama ana prensip olur da yaşarsak ne halt edeceğiz? Buna bakmak lazım. Yarın sabah ölürsek zaten hiçbir problem yok. Sevgili güzel Sinan Canan nasılsınız? Amca senalar olsun sevgili güzel Mustafa Can. Bir önceki programlarda bir, bir kayıt esnasında yer değişikliği yapmışız. Bir sürü obsesyon ya da obsesyon yatkını arkadaşım siz ne yapıyorsunuz izlemek de Bugün zor. akşam mu? böyle benim bir midem bulandı, dengem bozuldu Şimdi <laughs> muhtemelen ondan olabilir. Yerleri değiştirmişiz. Alıştırın <laughs> dışına çıkmak zor. <doğru> yani. <laughs> evet evet niye niye Sinan bir şeyin solunda duruyor sen sağında duruyorsun bakmakta zorlanıyorum. Ama falan. şey olabilir biliyor musun yüzümüz asimetriktir ya bizim hep ha. belli bir taraftan bakmaya alışan adama tuhaf tuhaf gelir. ya aynadan bakınca da tuhaf gözüküyor ya başkası. Herhalde ona hassas arkadaşlar olabilir. Benim bu profilim çok yakışıklıdır mesela. Diğer profilim olsaydı evde kalırdım. Ben bence. de gene olarak evet bu bu açımı severim falan. Yani, yani, <laughs> bu bunu, bunu da düşünmüşüz değil mi? <laughs> Seninle e, kayıt esnasında başladığımız sohbete devam edesin var. Ee, Fark ettim. Sevdin sen o konuyu? Sevdim o konuyu çünkü bu e, bence birileri tarafından bir şeye mecbur bırakılmayan yani işi başkalarına hesap vermekle ilgili olmayan her insanın bir problemi bu. Ki bu dönemde bu şaşırtıcı bir bilgidir bu arada. Serbest çalışan sayısı 2025 yılının içerisinde neredeyse istihdamdaki insanların üçte biri oranına gelecekmiş. Artık dünyanın üçte biri çalıştıkları kadar para kazandıkları bir iş ekonomisi, iş yapısının içerisine doğru hareket ediyorlar. Biz bunları eskiden işte web sitesi yapanlar, tasarımcılar falan zannediyorduk ama Türkiye'deki kurye sayısı 1 milyona yaklaşmış yani. 900 bin civarında kurye var. Bunların hepsi serbest çalışan. Yani çalıştıkları kadar para kazanıyorlar. Airbnb'den, işte Uber'e, Upwork'ten, Armut'a, bin tane karşılıklı yerde ciddi sayıda insan. Hani biz bunun bu kadar olmadığını zannediyorduk ama sayısal anlamda Türkiye'de de çok ciddi sayıda insan ekonomisini artık parça başı iş ya da işte paylaşım ekonomisi dedikleri bir şeyden kazanıyorlar. Şimdi bu da arka tarafta bunu yönetme, disipline etme ile alakalı acayip bir şey oluşturuyor. Yani istemediğin şeyi yapmak. Seninle yani sohbetini yaptığımız bu konu buydu. Yani hani motive olamadığın, kendini yükseltemediğin bir konuyu yine de yapabilmek. Mesela işte sabah değil kalkıp spor yapmak. istemediğin halde o işleri bugün teslim etmek. İstemediğin halde ya da çok hatta böyle çok mideni kaldırmadığı halde o telefonları açıp o görüşmeleri yapmak. Hani o süreci takip etmek falan. Şimdi mesela benim başımda var çok istemediğim halde hem cep telefonumda hem ev internetiyle alakalı yeni anlaşmalar yapmak <laughs> zamanı gelmiş. Hani bir Kontratları <laughs> kontratların yeniden tazelemek falan. İstemediğin halde o işi yapmaya motive olmak. Bu dönemin ciddi ihtiyaç duyulan konularından bir tanesi. Çok alışkın değiliz. Biz daha çok şey duygusuna alışkınız. Bir başkasına söz verelim. Ona mahcup olmaktansa o işi yapmak anlamlı hale gelsin. Ona mahcup olacağımız için kalkarız, yaparız yani amacı öyle belirlemiş. Ya da bir müdürümüz, müdür yardımcımız, başımızda bir şefimiz olsun. Şefin fırçası korkusu ya da tehditlerinden kaynaklı o işi yapalım. Alışkın olduğumuz zihinsel durum bu. Bu değişimi yönetirken bu çok güzel bir soru oluyor. Yani istemediğimiz işleri nasıl yapacağız? Kendimizi nasıl motive edeceğiz? Ana soru da bu. <laughs> yani bu. Ben bu kadar insan bilimi diyorsun, nörolojist diyorsun. <laughs> ve ben bunda en çok acısını çekenlerden biri benim. Şeyde taben asistanken o zaman doktora hocam olacak olan daha henüz olmamıştı. Sevgili Cafer Marangoz Hoca bana demişti ki sen yarın bir gün gider de özelde bir şeyler yaparsan burada takıldığın gibi takıldın da seni oyarlar dedi bana yani. Biraz dedi böyle iş disiplinin olacak dedi. Sen dedi kafana göre bir gün beş bir gün hiç böyle dedi şey geçmez falan böyle enteresan değiştir olan adamdı. Ne demek istediğini bir özel üniversiteye geçince anladım ama orada tam değil çünkü orada devamlı başında bir sopayla seni çalıştıran bir sistem zaten var. Sonra yaklaşık 10 senedir kendi başıma işte senin falan içinde olduğun bir şeyler yaparken oradaki öz disiplin ihtiyacını hep şey yapıyorsun yani hissediyorsun. Ve bu akademinin getirdiği dışsal disiplin rutini diye bir şey var. Yani o derse o saatte girmezsen problem çıkar. İşte şunu şu dakikada yapmazsan, o tezi şu saatte yetiştirmezsen, o toplantıya girmezsen falan gibi. Hep böyle senin için belirlenmiş bir şeyleri yaşıyorsun. Sonra hayatta tamamen böyle duvarsız, şeysiz, engelsiz bilmem bir yere çıktığında kımıldamak için bir sebebin olması gerekiyor. Şimdi benim Askeriyeden emekli annesi babası olmak diye bir fenomen biliyorum ben hayatımda. Bazı arkadaşlarım var böyle. Tam anne babaları gibi değiller ama daha ziyade babalar biraz böyle. O babaların askeriyeden aldığı disiplin bir tuhaf. Adam 60-70 yaşında hala sabah zımba gibi 5.30'da kalkar, hede hede tıraşını olur, yatağını düzeltir, elbiselerini katlar, bir şey bir şey. Ve mesela bu insanlar bir de görece e, hakikaten bu militer askeri eğitimlerden geçenler, astronotlar onlar bunlar bir de uzun yaşayan insanlar genelde sessizler olarak son derece öz ismini falan tipler ve o çocukların bana çok özendiklerini bilirim tanıştığımız dedi. Benim babam esnaf. yani kendince disiplini var ama hiç onlar gibi falan bir ortamda değiliz. Ve etrafımızda genellikle şunları ben yıllarca görerek biraz sonra söyleyeceğim şeye geldim. Yani o çalışma ondan ilgimi çekti. Ya bazı tipler var benim etrafımda. Sayıları gittikçe azalıyor. Çoğu öldü yaşlılıktan dolayı. Ama böyle birine bir şey demektense ya da bir şeyi arzuladığını ifade etmektense kalkar yapar. Öyle tipler. Yani gider kendi suyunu kendi alır. Anlatabiliyor muyum? Kimseden bir şey istemez. Yani bir anda böyle bir şey olunca sen mık mık acaba derken o başlar. İşte bir yere gitsek mi derken bilet alır ya da çantasını toplar. Böyle hemen harekete geçen insan tipi var. 3-5 sene evvel işte bir Harvard'da mı ne yapılmış bir çalışma geziyordu. Yine yani. internette rastladım. Sonra gittim orijinaline baktım. Orada ilginç bir hikaye var. Mesela sanatçılar, profesyonel performans sanatçıları ve profesyonel sporcuların bazı beyin özelliklerini incelemiş çalışmaları böyle birleştirince şey görüyorlar. Yani bunların beyinlerin bazı bölgeleri normal insanlardan farklı. İşte bunlardan bir tanesi de şu frontalin frontal arkasında belki şu iki tane hemisferi var ya arasını açsan şöyle şu içeride ortada duran karşılıklı sağlı solu bir yapılar var. Orta anterior cingulat korteks diye bir ismi var onun. Orası daha büyük. Bu tanıdık bir isim bu arada. Antalya Korteksi tenlik... tabii tabii. Seçim yaparken, sosyal ilişkileri değerlendirirken, plan yaparken falan orası zaten çok çalışan bir yer. Bir de bizim duygusal ve davranış sistemimizin parçası. Ee, ama bu insanlarda orası büyük. Sonra bir başka şey daha büyük buluyorlar. Bu bölgesi birinin büyükse uzun yaşama olasılığı artıyor. Yani uzun yaşayanlarda bu bölgenin büyük olma oranı yüksek. Şimdi böyle olunca tabii kıymetli bir şey. Herkes uzun yaşamak istiyor. Bir de profesyonel sanatçı, sporcu falan dediğinde. Şimdi bu insanların Tabii doğuştan böyle olmadıklarını hemen anlıyorsun. Biraz temel nörobilim biliyorsan bunun doğuştan olmadığını görürsün. çünkü Geliştirilen bir şey yani. Tabii aktiviteye bağlı plastiste diye bir şey var. Sen bir şeyi çok çalıştırsan orası gelişiyor. Sonra e, bu neden böyle konusundaki bir hipotezi sınamak üzere bir seri çalışma yapıyorlar. Mesela hiç daha önce böyle bir deneyimleri olmamış insanların diyelim sabah sporu yapmaya başladı ya da bir enstrüman çalmaya başladı ama bunun için istemeseler de kendilerini makul bir süre birkaç ay boyunca zorladıkları, bir süreçten geçiriyorlar insanları. Ve böyle süreçlerden geçen insanlar mesela yeni bir işte futbol eğitimine girmiş genç bir çocuğu düşün. Ya da ne bileyim işte yeni bir dil öğrenmek için kursa giden Sinan Canan'ı düşün. Yani sıkılırsın muhtemelen ah falan filan ama bir taraftan da bir amacın vardır. Yani ona olduğu için zorlasan da kendini yapmak zorundasındır. Yani Hani öyle bir her zaman yataktan şen şakrak kalkıp gidemezsin öyle bir şey. Şimdi bu zorlantı hali yani yapmaya mecbur olma hali senin ataletini kıracak, ataletini yıkacak bir beyinsel mekanizma ihtiyaç gösteriyor. Bu bölge görünen o ki tam o bölge. Ve sen bu bölgeyi mesela sadece yapman gerektiğine emin oldun ama yapmanın hiç canın istemediği bir şeyler için zorlar ve kalkar onu yapmaya başlarsan bu bölge zamanla büyümeye başlıyor. Ama ince nokta şurası ki bu bölge büyümeye başladı mı başka alanlarda da öz disiplin uygulaman kolaylaşıyor. Yani sen mesela bir alanda askeriye de işte o emekli olmuş kişi sadece yatağını düzeltmekte de değil mesela ilişkilerinde, bayram ziyaretlerinde, onda bunda bütün hayatının genelinde böyle bir disiplin hali oluşuyor ya. Orada bildiğini yapabilme şansını arttıran bir bölge aslında beyin öyle düşünebiliriz. İrade merkezi gibi düşünebiliriz ama bütün beyin bölgeleri gibi çalışmayınca <laughs> Yavaş Gelişmiyor. yavaş gidiyor. Mesela düşün, hiçbir zorlama altında kalmadan büyümüş nesiller. Ne haber? Ee, hiçbir şey, yani savaş, yokluk, açlık, zorlama, dış disiplin, bilmem ne. Şimdi mesela hocanın bir kulağını çeksin, bitti mahkemedeler yani. Eskiden ne zorlantılar vardı bize dışarıdan. Onların hiçbirinin olmadığı, her istediği her an olan, istemeden olan, insanlar da bu bölgenin gelişmeyeceği çok aşikar. Ve bunun işte göstergesine, şartlar zorlaştığında, inisiyatif alması gerektiğinde hareket etmek yerine şikayet eden insanları bol miktarda görüyoruz. E ama zaten işte o, o döngü, hep bu, bunu bir dairesel döngü gibi ele alırsak, işte buradaki serbestli döndü dolaştı, şimdiki piyasayı oluşturdu. Aynen Yani hani hep şey söylüyordun, yani ben müdür baskısı istemiyorum, ben kurallar istemiyorum, al sana serbest çalışan olma imkanı. Tabii. Tamam bir paylaşım ekonomisi standardı da kurdum sana. Kendi yaptığın kadar para kazanırsın. Hiç bak seni zorlayan yok, sabahleyin kaldıran yok. E şimdi para istiyorsan ya da statü istiyorsan ya da başarmış olma, dünyada bir şey değiştirmiş olmak istiyorsan bu sefer kendin yapacaksın, kendin karar vereceksin. Ama burada ciddi bir kondisyon sorunu oluyor. Bir şeye çok alışkınız. Şimdi ben kendi pratiklerimden de biliyorum. Birine söz verdiysen problem yok. O işi öyle ya da böyle yapıyorsun. Kontrolörü var çünkü. Çünkü kontrolörü var. Ama şimdi Seda ile dalga geçiyoruz son dönemin içerisinde. Üzerimde baskı kuracak işleri de çok azaltmış. Yani hani birilerine söz verme işini de telefon açıp bugün değil yarın yapalım diyebilecek esniyetliğe getirmişim. E şimdi böyle olunca hiç yukarıda patron olmayınca bayağı bildiğin hani mesela şöyle bir yanılsamaya neden oluyor. Hep yapmayı istediğim bir iş paketi var ama hiç yapmadığın için hayatın içinde hep erimiş bir vicdan azabı ya da yükü var. Bak biz şimdi ekonomik krize girdik. Ben it gibi çalışıyorum valla. Daha önce hiç yapmadığım bir sürü bir şey orada duruyordu böyle dosya dosya. Yani yapacağız inşallah. Yaparız ya yaparız ya ne var falan filan. Derken şimdi tak 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 mecbur yapıyorsun. Mecbur yapıyor. Tehdit girince işin içerisine mecbur yapıyorsun. Ama burada şöyle bir sorun oluşuyor. Mesela bu benim de hayatım en az 10 yıllık sürecinde vardır. Sabahları kalkalım birazcık spor yapalım. Güne böyle başlayalım. Hasbel kader nadiren bu arada iki elin parmaklarını geçmez derecede geçtiğimiz o yıl içerisinde kalkıp spor yapabildiğim zamanlar da iyi gelmiştir bu arada. Hani Kesinlikle şey, gelir. Ama içimde hani <laughs> Bu, bu eminim bunu sen de böyle yapıyorsun. Benim içimde de 20-25 kişi var çeşitli durumlarda ortaya çıkan. Bazen yaşlı bir babaanne ya bir bilmem ne falan. Hani sabahleyin kalkıcı akşamleyin yüksek motivasyon veriyorsun. Sabahleyin içindeki insanlardan birisi şey diye söylüyor. Neden? Ne yapıyorsun? Amacın ne? Bir de elinin üstündekiler çoğunlukla kalp krizlerini sabah sporu esnasında geçiriyorlar. Ne gerek var kardeşim falan. Ha mesela yani. bunu da bilmiyordum. Bak bu da güzel bir bahanemiş. Ha, hani al sana işte. bir tane daha vereyim. Yat sabahleyin. Bu yani mesela şey arıyor şöyle bir şey planlayabilsem olabilir. Hani sabahleyin kalkayım güzel bir yürüyüşte gideyim işte bilmem neredeki Hüseyin abiye şunu teslim edeyim onu oradan alayım buradan da. Mesela böyle bir düzenek kurabilsem buna yine hasbel kadar bir şey üretebiliyorum. Ama ee, bu orta anterior singulat korteksini geliştirmiyor işte. Evet. Bak orta anterior singulat korteks denen o irade... Peki tetiklerin... bunu nasıl yapacağız? Bak yani? şöyle. Hı. Şimdi her zaman anlatmaya çalıştım. Yani kendimi aslında anlatmaya çalıştım da sesli anlattım da başkasını anlatıyormuşum gibi oluyor. Aslında niyetle arzunun farkı. Yani onu hayata iyi koymak lazım. Biraz önce ben ya işte 10-15 gündür ben sabahları spor yapıyorum falan diye Senin bir dikeldim böyle hakikaten mi falan. Önce inanmadım. Ha, zaten daha bu soru. sohbetin kaynağı orası yani. Mesela bunu özendiğini hissettim tamam mı? Şimdi bunun yapman gerektiğini düşünüyorsun. Çünkü iyi hissediyorsun. Daha uzun sürede iyi hissetmenin inşallah uzun yaşamanın falan bir parçası bu. Fakat şimdi şu anda ya da akşam. Akşam gittin eve. Dedin ki lan Sinan yürüyormuş her sabah. Ben de yarın yürüyeyim. Şimdi bu bir arzu. Bu bir plan. Bu bir istek. O anda telefonunu alıp sabah alarmını atıyorum 6'ya 7'ye normalde kalkmayacağım bir saate kuruyorsan, onu oraya koyuyorsan bu kısmi niyet. Çünkü snooze düğmesi var abi. Basıyoruz, geçiştiriyorsun. Garanti almak için de şortunu bilmem ne ne giyiyorsan işte sporda onları bir kenara katlayıp koyuyorsan. Yatmadan önce şöyle bir en azından navigasyondan ben nereleri yürüyeyim falan gibi bir şey yapıyorsan yavaş yavaş zihnini diyorsun ki yarın sabah seve seve kalkacağız ve bunu yapacağız. Bütün hazırlıklar. Bir de eşine dostuna evde kim varsa bak ben yarın sabah 6'da spora gideceğim. Gitmezsen ben dünyanın en aşağılık adi falan filan. Bir de böyle bir psikolojik altyapı yaparsan sabah mecbur kalkacaksın. Şimdi bu niyetin harekete geçiren karar olduğunun göstergesidir. Yani bir şeye niyet ettiğin zaman hemen bir şey yapman gerekiyor niyet etmek sadece söylemek ve beklemek değil. Söylemeye niyetin varsa söylediğinde niyetini gerçekleştirmiş oluyorsun. Ama yaptığın bir şeyi konuşuyorsak yapacağım diye söylediğinde o niyet değil. Onu düşündüğünde niyet değil. Onunla ilgili bir şey yapmak lazım. Telefonun alarmını kurmak, yanındakine bunu yapacağım demek, işte sabah için hazırlık yapmak bunların hepsi aslında o aksiyona başlamanın parçalarını oluşturuyor ve beyin gittikçe diyor ki daha doğrusu beynin irade sistemleri galiba kesin gidiyoruz. Yani yapıyoruz. Ve sabah zımba gibi kalkıyorsun şeyi yaşamışsındır e, mesela sabah çok önemli ve senin de gerçekten önem verdiğin hatta motive olduğun bir şey var ama erken saatte normalde senin kalkmayacağın bir saatte atıyorum ilk defa e, işte Yeni Zelanda'ya tatile gidiyorsun o sabah uçağı kaçırmamak için saat 5'te kalkacaksın saatini kurarsın ama zımba gibi uyanırsın mesela ondan hemen BMde hem de bir 5 dakika önce falan uyanırsın. Çünkü zihnini oryante ettiğinde zihnin arzuyla, istekle, niyet arasındaki farkı biliyor. Diyor ki bu bunu yapıyor zaten. Dolayısıyla sabah seni uyandıran şey aslında o niyet. Dolayısıyla aslında o MACC diye kısaltılan bölüme niyet bölümü desem yeridir. Yani uyduruyorum şu anda. Literatürde böyle bir şey yok ama hani burası gerçekten beyinde niyetin bir yeri varsa burası orası. Çünkü niyet hiçbir zaman sadece istemek değil. Yapmaya başlamak demek niyet. Yani ne yapacağına karar verip yapmaya başlamak. Dolayısıyla insan aslında bir fail ya. Şimdi diğer hiçbir canlıyı mahkemeye çıkarmıyoruz ama insan fail yaptıklarından sorumlu. Çünkü başlatıcı özelliği var. Yani ben bunu karar verdim yaptım ya da yapmaktan vazgeçip başka bir şey yaptım. Yapmamak da bir davranış. i̇rade ve ihtiyar dediğimiz ikili eskilerin öyle dediği ikili bu. Şimdi bunu pratik etmediğin zaman dışsal koşulların yönlendirmesi mesela karnım kazındı, dolaba açtım, ağzıma bir şey attım, kapattım. Bu insani bir faaliyet değil. Bu bütün hayvanların yapabildiği dürtüsel bir alan ve burada herhangi bir üst bilişsel, iradi, bilmem ne bir kontrole ihtiyacın yok. Ne zaman tam dolaba açtın ağzına bir şey açar, baba bir dakika ya, ne yapıyorum ben? Bırak, kapat. İşte o zaman mesela ön beyin devreye girdi. Aktif olarak yapmaktan vazgeçme eylemini gerçekleştirdin. Bunlar bizim hayatımızda çok az. Yani dikkat et, yani hepimiz gün içerisinde çok çok az böyle kararlar alabiliyoruz. Çok çok az gerçekten gidişatın dışında, akıntının dışında bir şey yapmaya niyet edebiliyoruz. Ama bunu her yaptığında diyor ki nörobilim, senin beyninde bir yer var, yavaş yavaş öğreniyor bunları yapmayı. Bir ay boyunca, ben işte şimdi bir 15 günü falan geçti çok şükür. Baya düzenli olarak sabahları yine eski şeyime geri döndüm. Bir ara çok takıntılıydım bu konuda. 4.30-5'te kalkar turlardım. İstanbul'a aşkımızın taze olduğu dönemlerde bunu daha kolay yapabiliyorum çünkü motivasyon vardı. Ama şimdi mesela bunu sürdürebildiğim takdirde bu sabah açık söyleyeyim. Dün akşam seninle muhabbet ettik. Çok zor kalktım. Yani sürünerek ama en sonunda dedim ki Müge ben dedim gidiyorum. Giydim şortumu mortumu attım kendimi dışarı. Bunu bir süre daha devam ettirebildiğim takdirde mesela açık beyindeki toplantılarda daha uzun süre sabredebileceğimi biliyorum. Yani çünkü mesela benim 20 dakikadan sonra bateri doluyor, boşalıyor benim. <laughs> Akünün suyu akmaya başlıyor. Ama böyle bir iradi çabanın içerisindeysen başka yerlerde irade kullanman, sabretmen, odaklanman, konsantrasyon çok fazla artıyor. Şeyi geçiyorum. Yani egzersizin yarattığı fizyolojik avantajların beslemesi ayrı bir konu. Oksijen tüket şeyini artıyor, faydalanım artıyor falan ve onlar ayrı konu ama konsantrasyon ya da iç duygudaki motivasyonda çok büyük değer değişikliği sağladığını biliyorum bu arada. Çok. Yani Tabii. odaklanmayı da artırıyor. Ha bu egzersiz üzerinde konuşuyoruz ama yani Abi ne yaparsan. Çalışmak ki? da öyle bir şey. Yani Tabii. tüm yüksek lisans doktora ya da akademik anlamda yazacağım makaleler de bu süreci barındırıyor. Aynı şekilde. Bak yıllar önce Stephen King'in yazma sanatı kitabında. Abi her sabah ya her sabah 11'e kadar hiçbir şey aklıma gelmese bile boş boş daktilaya bakarak oturuyorum diye yani. Şimdi o da insan, o da can. Bir de dünyanın en zengin yazarlarından biri bunu yazdığı dönemde. Hala diyor bunu yaparım. Çünkü orada o niyeti koymazsan sonuç gelmiyor, adım gelmiyor. O adım o gün gelmiyor. O ertesi gün gelmiyor. Bir sonraki gün geliyor. Ama sen onu devam ettirdiğin sürece o oluyor ve sonra oradan bir de yan ummadığın faydalar çıkıyor yani işin enteresan tarafı o. Belki e, bunun bir üst levelında şunu anlamak işi kolaylaştırabilir. Benim kafam bunu anlamaya daha yatkınmış gibi görünüyor. Bedeli var talep ettiklerinin. Evet. Bu bedeli bazen peşin ödüyorsun, bazen borçlanarak ödüyorsun ama bu işin bedeli var. Hani müdürle beraber çalışıyor olsan ya da seni yönetecek birileriyle beraber çalıştığında bu borçlanarak ödediğin bir bedel gibi. Bazı şeyleri de eğer işte parça başı iş yapıyoruz, biz çalıştığımız kadar para kazanabildiğimiz bir dünyada bazı bedelleri peşin ödemek gerekiyormuş gibi görünüyor. Bu Aynen. hep kazanç elde edebileceğimiz bir sistemde duramıyoruz yani. Hani onu bedeli bir, bir şekilde ödenecek. Odaklanma istiyorsan böyle ödenecek. Konsantrasyon istiyorsan böyle ödenecek. Hoşlanmadığın işte işleri... Buralara çok çok kurtarmalık cümle yazdık ya şimdiye kadar. Mesela şey gibi cümlelerimiz var. Yani sana göre işi bulamamışsındır. O zaman işini değiştir. Hani şimdi bu işin çok kurtarmalık bir hali. Şimdi hep buralarda kafamız karışıyor. Belki de senin fizyo... Mesela ben buna aldanmışım. Mesela ben... Öğleden sonra 3 civarında benim fizyolojim daha spor yapmaya yatkın oluyor gerçekten. Bu arada doğru. O saat çok daha uygun bu arada. Ve şeyde yani e, ama işte yani o bir, saati de günün günlük, günlük günlük... biyolojik ritme göre öğleden sonra 4-7 arası mesela kabaca evet. insanla insana ya da coğrafyadan coğrafya değişir ama ortalama olarak işte standart Ama o da kendini yani. disiplin kendi disipline etmede çok zor bir saat oluyor işte. i̇şte zor. <laughs> yani o yüzden sabah daha boş olduğu için o bir trade off. Yani sabah sporu zararlı değil. Hep şimdi o, o, optimum saat orası deyince öğleden sonra sabah sporu da iyi bir şey. Ama mesela eğer onu yapabiliyorsan orada bir kolaylaştırıcın var. Bedenin de sana uyuyor. Yani şeyin daha az oluyor. Bu arada gençlere bunu ben gezip gezip çok anlatıyordum zaten. Şimdi biraz daha bu işte beyinsel yönden de açık anlatıyorum. Tam ikna alıyorlar çocuklar her şeyi güzel ama hepimiz yani sadece genç çocuklar değil. Eve gittiğimizde sen işte yarın sabah sporla imtihanın başladığında ya yani şu soruyu gene soracağım neden? Yani istemeden, istemeye istemeye bir şey yapıyoruz ama biz bunu niye yapıyoruz? Bir ya dışarıdan zorlanarak ya da uzun vadede bir faydasını umduğumuz için. Şimdi neden sorusu motivasyonun kaynağıdır zaten. Azim nedenin cevabından gelir. Ama net değilse o neden sorusunun cevabı. Niyet etmeden önce oraya bir çalışmak lazım bence. Mesela bir sabah sporu yapıp ya zaten sağlıklı adamsın tamam mı? Vücutta hiçbir sıkıntı yok. Yani işlev gayet devam ediyor. Ki ya biyolojik performansının yaklaşık yüzde yirmisinin içinde yaşadığını bile hiç bilmiyorsun. Yani çünkü öbür türlüsünü hiç deneyimlemedin. Bütün sistem bu. Biz onun içinde yaşıyoruz. Öz, yani ne olabilir ki? Gelecekteki kendinle empati diye daha önce konuştuğumuz bir teknik vardı. Mesela çok işe yarıyor. Mesela ben açıkçası benim sabah sporundaki tek motivasyonum şu. Şimdi sırada inşallah üç dört tane daha kitap planım var. Fakat bu kitapların hepsi gerçekten doğru yaşamakla ilgili. E şimdi yarın bugün bu kitapları yazıp da hımbıl yerinden kalkamayan, beli tutulmuş, gözü kaymış bir adam görme ihtimalini insanların azaltmam gerekiyor. Çünkü ileri gittiğimde bir kere söylediğini yapmak bir erdem. Söylediğini yapamazsan yazdığın hiçbir işe yaramaz, söylediğin hiçbir işe yaramaz. E bunu yaptığın zaman bir de bunun faydalı bilgi olduğunu düşünüyorsun ya insanlarda etkisi artacak. Dolayısıyla ileriye baktığımda kak Sinan, kalk yavrum diyorum, yap bir şeyler, şunu yeme diyorum, şuna dikkat et diyorum bilmem ne. İşte hiç su içemem. Yani resmen evdeki su bardaklarının bir tanesinin üzerinde görünmez bir şekilde sadece benim görebileceğim bir şekilde bir yazı var. Bunu içmem lazım. Ya yani o bardak benim o için o anlamı geliyor. Bunu içmen lazım. Doldurup doldurup içmen lazım. Çünkü ya biliyorum su eksikliği ile ilgili bir sorunum var ama beni normalde etkilemiyor işte. Şimdi genç arkadaşım da diyor ki <laughs> yani ne gerek var ama 30 yıl sonra şöyle bir hayat yaşadığında sonucu bu olacağı varabilen tek zihin sende olduğu için en büyük kuvvet bu aslında yani niyeti besleyen, harekete geçirici en önemli şey gelecekteki beklenti. Ha diyebilirsin ki mesela bunun da kaç cümleleri var. Abi yarın sabah çıkacağımız belli mi falan. E tabii ki o zaman hiçbir şey yapmayalım ama ana prensip olur da yaşarsak ne halt edeceğiz. Buna bakmak lazım. Yarın sabah ölürsek zaten hiçbir problem yok. Bir de önemli bir şey daha destek vereyim sana bu konuyla ilgili. Yani her şeyin mükemmel olduğu koşulda bile günün içerisinde doğru karar verebilme, performans süren aslında çok şanslıysan 3 saat 4 saat kadar. O da çok şanslıysan yani. çok çok şanslı bir şeydi. Şimdi buna egzersiz yaparak işte duygu durumunu dengede tutarak kaygı, endişe, korkular bu egzersiz aynı zamanda bu bu tarz süreçleri de dengelemeni sağlıyor yaptığında bu 4 saati doldurmanı ya da 4 saati buçuk saate çıkartmanı sağladığında büyük bir zenginlik alanında kavuşuyorsun ya biz aslında günde birkaç saatlik nitelikli performansla hayatımızı idare ediyoruz. Yani, yani bir, kesinlikle. Bir, 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 asıl onu onu fark etmek, onun üzerine bir şey eklemek. Bu, bu bana sorsan 30 yaşındayken de böyle yani dinç bir beden ve zihinle düzgün kararları verebildiği bir 30 yaşın içerisinde nitelikli bir yıl, nitelikli beş yıllık avantaj sağlayabiliyor insana. Bir şey daha eklemem lazım. Şimdi sen söyleyince onu fark ettim. Mesela beyinde bir bölgeden bahsettim biraz önce. Böyle anlattığın zaman bu eski tip nörobilim bilgisine çok benziyor. Beyinde bir yer var, orası bir şey yapıyor. Halbuki beyindeki o bölüm Mesela en azından benim bildiğim dört tane büyük beyin şebekesinin içinde yer alan çok önemli bir aktör. Dikkat şebekesinin içinde yer alıyor. Yani dikkatini bir yere verip konsantre etme. Yani onun içinde bulunan yapılardan birinin değişmesi demek network'ün kendisinin değişmesi. Dolayısıyla dikkat niteliğinin değişmesi demek. Default mode network dediğimiz o hiçbir şey yapmadığın durumda zihnini toparlamanı sağlayan aktivitelerde çalışıyor. E, bu ya de belirginlik ağı dediğimiz bir ağ var. Dikkatine neyin takılacağını belirleyen. Hani ortama hepimiz bakıyoruz, hepimizin dikkatini başka bir şey çeker ya. O algıda seçiciliği sağlayan bir şebeke var. Dikkatle zihin gezinmesi arasındaki geçişi o yapıyor. Oranın da bir parçası. Onun dışında ya yani ön beynin zaten bir parçası olduğu için yönetici işlevler, yönetici network dediğimiz bir şey var. İşte iradeni tutma falan filan gibi işlerin merkezinde yer alıyor. Şimdi hipokampus denen öğrenme bölgesi işte bir Can Canan bölümünü seyrettiğinde şişiyor mesela. Onu söyleyeyim böyle, büyüyor. Ama oyunca geçiyor. Telaş yapmayın. Orada sürekli büyük kalmıyor yani. Ama hipokampusun büyümesi mesela yeni öğrenmeyle ya da bir fiziksel aktiviteyi öğrenme süreciyle sadece e, entelektüel bilgi değil. Büyüdüğü zaman abi hipokampus beynin bütün duygusal sisteminin ortasındaki elemanlardan biri. Bu senin bütün duygu durum yönetimin, düşünmen, düşünce sağlığın, düşünme yöntemlerin hepsi üzerine etkili. Yani herhangi bir yerde yaşadığın gelişme hiç ummadığın yerlerdeki faydalar şeklinde çıkıyor aslında ama sorunumuz şu insan yani günümüz modern insanı gelişme derdinde değil çok fazla. Olanlar bizi buluyor genelde. Yani mesela bunu seyredenler kendileriyle ilgili sorunu olan kişiler. Ama çoğu için zaten onlar tamam, ortam yanlış, ekonomi kötü, yönetim berbat. E, zamanda yanlış noktada doğmuşlar. Bir şey bir şey var, aile doğru değil, arkadaş doğru değil. Kendileriyle ilgili bir zorlantı yapma ihtiyacı hiç hissetmiyorlar hep çünkü dışarıdaki faktörlerin değişimine işte dediğin gibi işini değiştir iyi olursun kaçışları gibi kaçışlardan medet umuyoruz. En büyük fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum. Ben bunu yıllarca kaçırdım. Şimdi kimse kaçırmasın diye sürekli anlatıyorum. Sen şu anda doğru olduğunu bildiğin bir şeye ne kadar enerji sağlarsan bir anda etrafındaki dünyada senin bütün işini kolaylaştırdığını görüyorsun. Çünkü zaten sen zorlanıyordun. Başka kimse değil yani. Sistem biraz öyle. Yarın sabah spor yapacaksın. <laughs> Gerçekten içim kaşınıyor. Daha doğrusu mesela şöyle motive ettim kendimi. İç kaşınması da niyet sayılmaz. Ee, şöyle makul hale getirdim sen konuşurken arka tarafta. Hadi bu da fazla açık. Hani normalde kameranın dışında konuşacağımız konuyla beraber söyleyeyim. Ben çok sorgulama tuzağına düşüyorum işlemler yaparken. Yani sıklıkla bir şeyi sorgular duruma geliyorsun. Sorguladığın andan itibaren de davranışı yavaşlıyor ya. E acaba sorgulamadan 90 gün diye bunu bunu bir paket yani bunu böyle tanımlasak. Bunu yarın sabah yapacağım spor değil de sorgulamadan 90 gün yap. Sonra 90 gün sonrasında vazgeçersin. Ama 90 gün bir yap, bu da bir tecrübe olsun ya da bu da bir deneyim olsun. Bu belki bir davranış değişikliğine neden olur ya da 90 gün sonrası da çok bıktım ve tiksindim der, çıkarım işin içinden. Ama proje gibi alayım. Proje gibi ele alayım mı geçirdim kafamda. Bu yeni mesela benim için. Makul ama bu bana bir şey daha hatırlattı o zaman uyarayım. Niyet yani harekete geçiren şey nadiren mantıksal, sözel. Analiz sonucu niyet üretilmiyor abi. Analiz sonucu resmi netleştiriyorsun. Niyet duygusal bir şey. Yani ki ben bunu yapacağım abi. Ben buraya gideceğim abi. Ben bunu işte yapmayacağım abi. Neyse. Bu karar duygusal bir karar. Ya Oradaki duyguyu koydun mu davranış arkadan geliyor. O da zaten senin bütün hayatını şekillendiriyor. Bence şey, sen çok analitik olduğun için devamlı yürüsek yürümesek artılar eksiler falan filan derken karambola gidiyor canım. Sucuklu yani, yumurtayı gömelim. Öyle evet, evet, o, evet, evet, o da varıyor mevzu. Ama mesela şunu anlama yaşındayım. İyi bir kahvaltıdan gerçekten güzel lezzetli bir kahvaltıdan zevk almanın birinci kuralı kahvaltıdan önce öncesinde ya denize girmek ya sağlam terlemek. Aynen öyle. Şimdi bu iki arasındaki ha bu ikisi arasındaki ilişkiyi fark etmeye başlayınca bir süre sonra yani sen ne kadar iştahlı olduğunu söylersen söyle yani kahvaltıda alacağın hazın standardı düşüyor. Halbuki sabahleyin kalkıyor, işte birazcık yürüyüş yapıyor, terliyor, peşine denize giriyor, çıkıyor. Sonra kahvaltı yapıyorsan o kahvaltının yaşamına kattığı mutluluk atıyorum 8-9 birim. İşte sabahleyin evde kalktın güzel, işte gayet de keyfin yerinde mutlusun, kendine kahvaltı hazırladın yaptın. Yani çok edersin mabadını yırsan 4 puanlık o kahvaltı. Tamam yani O kahvaltıya ne eklediğinin çok önemi yok. Hani öncesinde ona bir bütün olduğunu sezdiğim için. Ben de kendimi bu konuya motive hissediyorum. Yani bunların gerekliliğini, bedel ödemek gerekliliğini... Allah kimseye yaşatmasın ama 4 ay kaza dolayısıyla evde yatınca hala bak 2 sene geçti. Her yürüyüş bana mucize gibi geliyor. <laughs> ben de o işte o yatma denize girmekten sonra bu yürüyüş kahvaltı gibi geliyor insan. Evet, 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 yani evet. yürüyorum diyorsun ya koşuyorum hatta bayağı koşuyor biliyoruz. Koşabiliyoruz bu arada çok şükür. Öyle bir şeyi yaşamadan da işte ya hiç bu bacaklar çalışmasa diye düşünüp o bacakları bir çiz. Ya bu kafa dursa deyip de biraz kafayı çalıştırmak iyi bir fikir bence olabilir. Tehdit hepimize gerekiyor değil mi? E tabii abi. Öyle. Ben bazen tehdit iş dünyasıyla çalışmasın. alakalı kullanıyorum. Nitelikli iş ilişkileri dengeli tehditlerle kurulur diye bir tarifim vardır bilirsin. Yani böyle dengeli bir tehdit. Bizim hayatla ilişkimizde de o tehdidi kaybetmemek lazım. Doğru söylüyorsun. İşler rahat gittiğinde her şey batıyor. Batıyor, batıyor. Paraz <laughs> <Hayır, öyle. gülüyor> çıkartıyor. Batır. Umduğumdan daha güzel bir bölüm oldu bence. Teşekkür ederim. Ben de sevdim. İnşallah faydalı olur. <laughs>